Evet, haber merkezince hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Haber bültenine dünya ve ülke gündemine dair olaylardan derlenen haber turuyla başlıyoruz. Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağımızı ifade ettik, ifade ediyoruz. T-625 genel maksat helikopterimizin adını Gökbey olarak belirledik. Sayın seyirciler, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy basın çalışanlarıyla bir araya geldi. Adaylık süreci hakkında bilgi veren Başkan Başsoy, yaklaşan yerel seçimlerde tüm siyasi partilerin adaylarına başarı dileklerinde bulundu. Türkiye'de 10 milyon satan gazete. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy basın çalışanlarıyla bir araya geldi. Bir aileye bir gazete giriyoruz. Toplantıya Erzincan'da görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Başsoy adaylık süreci hakkında bilgi verdi. Tüm siyasi partilerin adaylarına başarı dileklerinde bulunan Başkan Başsoy, seçimlerin huzur, güven ve kardeşlik duyguları içinde geçmesi temennisinde bulundu. Biliyorsunuz Erzincan birlik, beraberlik, kardeşliğin şehri. Bunu iddia ediyoruz. Bunu da asla hiçbir şeyin gölgesinde bırakmak istemiyoruz. Hiçbir şeyin bunun üzerine çıkmasını da istemiyoruz. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları. Seçimler olacak. İşte kim daha çok oy almışsa yönetime onlar geçecek. Bu dünyanın her tarafında böyle. Biz her zaman şunu istedik. Bu kampanyalar döneminde hiçbir siyasi partimiz, hiçbir siyasi partinin taraftarlarını incitmeden, kırmadan, dökmeden bu kampanya dönemini yine kardeşlik içerisinde geçirmekten yana tavrımızı koyduk. Sağ olsun diğer parti başkanlarımız olsun, adaylarımız olsun. Bugüne kadar ben 10 senedir siyasetin aktif olarak içinde olan bir kardeşiniz olarak gerçekten bunu başardık elhamdülillah. O günden bugüne kadar da şehrimizde benim hem merkez ilçe başkanlığı döneminde hem il başkanlığı hem de belediye başkanlığımız döneminde bu ziyaretlerimizi çok sık yaptık. Bunun bir seçim olduğunu, bir kavga gürültü, bir savaş olmadığını hep izah ettik, anlattık. Onlar da bizimle aynı fikirde olduklarını ve bu şekilde her seçimi bir bayram havasında atlattık. Bu da öyle olacak, Allah nasip ederse. Bu bağlamda ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda yine biz hem belediye başkanı olarak görevimizi devam ettiriyoruz, hem aday olarak devam ettiriyoruz. İkisini birden yürüteceğiz seçime kadar. Bunun yine avantajları, dezavantajları oluyor. Hem seçim kampanyası hem resmi kurumun işlerini yürütmek, ikisini birden yürütmek tabii bizi biraz yoracak ama olsun. Biz bu şehir için kendimizi adamışız. Bu şehir için taşın altına elimizi değil, taşın altına gövdemizi koymuşuz. Allah'a hamdolsun bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu şehir hepimizin, bu şehri ne kadar güzelleştirirsek, bu şehri ne kadar yaşanabilir bir şehir, kent yaparsak biz o kadar mutlu oluyoruz. Erzincan'ın yüksek kesimlerinde ve ilçelerinde aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 73 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi köylere hizmet götürme birliği ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Erzincan'ın yüksek kesimlerinde ve ilçelerinde aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 73 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 2, Çayırlı ilçesinde 3,
Otlukbeli ilçesinde 5, Refahiye'de 50, Tercan'da 10 ve Üzümlü ilçesinde 3 olmak üzere toplam 73 köyün 448 kilometre yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri 11 ekiple kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Doğu Anadolu bölgesinde yoğun kar yağışı Erzincan, Ardahan ve Tunceli'de hayatı olumsuz etkiledi. Erzincan-Sivas Karayolu'nun Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileriyle Erzincan-Gümüşhane Karayolu'nun Ahmediye geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Erzincan-Gümüşhane, Erzincan-Sivas, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof karayollarında ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölgede özellikle gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve karla karışık yağmurla sabah saatlerinde görülen buzlanma Erzincan'da ulaşımı aksattı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle kentteki Erzincan-Sivas Karayolu'nun Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileriyle Erzincan-Gümüşhane Karayolu'nun Ahmediye geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar yağışı ve tipi yüzünden ilerleyemeyen araçların yolu ulaşıma kapatmaması için karayolları ve polis ekipleri yoğun çalışma yürütüyor. Polis ekipleri söz konusu yollarda kar yağışının görüş mesafesini düşürmesi yüzünden tır ve çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurup sürücüleri uyararak yol kenarında bir süre havanın düzelmesini beklemelerini önerdi. Ardahan'da ise özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı tipi ve buzlanma yüzünden Ardahan-Şavşat'la Ardahan-Posof karayollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları 183. Şube Şefliği'nden yapılan açıklamada söz konusu yollarda kar yağışının sürdüğü belirtilerek sürücülerin tedbirli olmaları istendi. Ardahan-Şavşat Karayolu'nun Sahara mevkiiyle Ardahan-Posof Karayolu'nun Ilgar Dağı mevkiinde kar yağışının yanı sıra sis yer yer görüş mesafesini düşürünce sürücüler zor anlar yaşadı. Tunceli'de de zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı. Erzincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrenciler başlattıkları projeyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin faydalanması amacıyla Can Kardeş İyilik Hareketi adıyla mağaza açtı. Bağışlanan yeni ve ikinci el giysiler ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerin ve esnafın da desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amacıyla kullanılmayan bir sınıfta mağaza oluşturdu. Projeyle öğrenciler, öğretmenler ve bazı esnaflar tarafından bağışlanan yeni ve ikinci el giysiler ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor. Mağazanın açılışına Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler proje hakkında bilgi verdiler. Günümüzde gittikçe azalan insan ilişkileri yüzünden insanların birbirlerine sorunlarını duyarsız kaldıklarından yola çıkarak böyle bir projeye başvurduk. Projemizde ise gençler arasında yardımlaşma duygusunu kazandırmak ve geliştirmek amacıyla böyle bir proje hazırladık. Gençler özellikle çevresindeki insanları görerek, yani durumlarını görerek, empati kurarak onların sıkıntılarının da sorumluluklarını alması, yardım edenle yardım alan arasında bir köprü, bir aracı olmalarını sağlamayı istedik. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Günse projenin önemini ifade etti. Eğitimin bir ekolojik sistem olduğunu, çocuğun sadece bireyin kendisini değil, toplumun içerisinde canlı, cansız, hayvan ve kendisinin dışında olan bitenlerle birlikte kendisini yetiştirmesi ve bu konuda duyarlı olması ve dolayısıyla bu akleden kalplerde de bir köprü var. Köprü kurabilme, empati kurabilme. Programa katılan Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, projede emeği olanlara teşekkür etti. Sosyal yardımın içerisinde olmayı, bu yaştan başlamış olmaları güzel bir şey. İl genelinde bayanlara yönelik başlatılan Kur'an kursları devam ediyor. Kurslarda Kur'an-ı Kerim okumanın yanı sıra dini bilgiler de veriliyor. Peki bir fayda sağlanıyor mu? Nasıl böyle?
İl genelinde bayanlara yönelik başlatılan Kur'an kursları devam ediyor. Avantaj hocam, yani genelde çocukları var aşağıda. Kurslarda Kur'an-ı Kerim okumanın yanı sıra dini bilgiler de verilirken kurslara bayanların yoğun katılımı var. İl müftüsü Mehmet Emin Çetin, Şekerci İsmail Yalçınkaya Kız Kur'an kursunu ziyaret ederek verilen eğitimler hakkında bilgi verdi. Tabii yetişkinlere yönelik ziyaret ettiğimiz kurslarda bir hanımefendinin söylemiş olduğu bir söz beni gerçekten etkiledi. Kaç yıldır devam ediyorsunuz dediğimde, 3 yıldır devam ediyorum. Peki ne yapıyorsunuz 3 yıldır, ne elde ettiniz burada dediğimde, dini bilgilerimizi tamamladık, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi okumaya, tecvid okumaya başladık dediler. Ama bir tanesi çok daha enteresan bir söz söyledi. Ben burada sosyal hayatı daha da renkli bir şekilde yaşıyor, kendimi yalnızlıktan kurtarmış olarak burada bir hayat sürüyorum ifadesini kullandı ki sosyal rehabilitasyon açısından da kurslarımızın önemli bir işlev gördüğünü hissettim orada, anladım. Bu bağlamda yapılan hizmetlerin çok daha güzel olduğu kanaatindeyim. Bütün kardeşlerimizi kurslara davet ediyoruz efendim. Peki bir fayda sağlanıyor mu? Nasıl? Elazığ'da 9 ilde 15 kuyumcudan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli yakalandı. Zanlı adliyeye sevk edildi. Elazığ'daki Gazi Caddesi'nde bir kuyumcuda hırsızlık yapıldığı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ-Bingöl Karayolu'nda uygulama yaptı. Uygulamada yakalanan İA gözaltına alındı. 9 ildeki 15 kuyumcudan toplam 61.650 lira çaldığı tespit edilen İA, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ağrı'nın Eleşket ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 23 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 23 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yoldaki buzlanma ve tipi nedeniyle meydana gelen kazanın ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Gümüşhane il sınırları içinde bulunan Zigana Dağı'nda sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar kayarak devrildi. Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı sonrası Zigana Dağı'nda bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Trabzon'dan Gümüşhane'ye giden Emre Karakaş idaresindeki kamyon, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kar yağışı nedeniyle Zigana Dağı beyaza büründü. Yetkililer buzlanma nedeniyle araç sürücülerini uyardı. Sayın seyirciler, Elazığ'da otomobilin çarptığı ambulansın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı. Elazığ'da otomobilin çarptığı ambulansın sürücüsü yaralandı. Ahmet Furkan Doğru idaresindeki otomobil, Hulusi Sayın Bulvarı'nda aynı yönde seyir halindeki ambulansı arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans kaldırıma çıktı. Yaralanan otomobil sürücüsü Doğru, olaydan yara almadan kurtulan sağlık ekiplerinin haber vermesi üzerine gelen 112 acil servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sayın seyirciler, Kars'ta yük boşaltmak için geldiği garda manevra yapan yük trenin vagonu raydan çıktı. Olay yerinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Kars'ta gece saatlerinde Kars tren garına gelen yük treni yükünü boşalttıktan sonra manevra yaparken boş vagonlardan biri raydan çıktı. Raydan çıkan vagon boş iş yerine çarptı.
Hasarın oluştuğu kazada diğer vagonda TCDD görevlilerince çekildi. Olay yerine gelen polis ekipleri vagonun raydan çıktığı alanı şerit içine aldı. Gardaki görevliler alanda inceleme yaptı. Kaza yapan vagonun çekilmesi için vinç çağrılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sayın seyirciler, Türkiye'de kış aylarının en sert geçtiği illerden olan ve soğuk hava nedeniyle toprağın bile donduğu Erzurum'da kışın mezar yeri açmada yaşanan zorluklar nedeniyle belediye görevlileri kara kış gelmeden mezar yerleri hazırlıyor. Türkiye'de kış aylarının en sert geçtiği illerden Erzurum'da defin işlemlerinde herhangi bir problem yaşanmaması için belediye görevlilerince 600 kişilik mezar açıldı. Ülkede kara kışın yaşandığı şehirlerden olan ve hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da mezar yeri konusunda da önlem alındı. Yüksek rakımı nedeniyle kışın toprağının bile donduğu, yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte defin işlemlerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nce çalışma yapıldı. Belediyenin Mezarlıklar Şube Müdürlüğü görevlileri kente 600 kişilik mezar yeri açtı. Etrafı parke taşlarıyla çevrilen kayalık alanları iş makinesi desteğiyle açan görevliler ardından bu alanda kompresör, kazma ve küreklerle düzenleme çalışması yaptı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaptığı açıklamada mezarlık hizmetlerinin belediyenin başlıca görevlerinden olduğunu hatırlatarak kış şartlarında zorluk yaşamamak için şimdiden mezar yerleri açıldığını söyledi. Ölüm raporunu aldıktan sonra bize bildirin, biz gelelim cenazeyi. O raporu istinaden evinizden alalım. Yapılması gereken bütün dini muameleleri yerine, vecibeleri yerine getirelim. Ve vatandaşımızdan gerek evden alma, gerek yıkama, gerek kefenleme, gerek mezar yerinin kazımı, hazırlanması, defni herhangi bir ücret almadan yerine getirmeye gayret ediyoruz. Eğer bir boş alanda böyle bir hazırlık yapıyoruz. Diyoruz ki kışın kazmak zor oluyor. Yani şayet cenazenin aile kabristanlığı yoksa bu hizmeti yapıyoruz ve rahat oluyor. Cenaze defniliyor. Defnolduktan sonra yan tarafında 2-3 tane yerde tahsis edebiliyoruz. Eğer talep ediliyorsa ki yarın bir aile kabristanlığı olsun. Ama zaman zaman da şöyle de oluyor. Ailenin aile kabristanlığı oluyor. Biz böyle bir cenaze anında bu sefer aile kabristanlığında yeniden kazıyoruz. Kış da olsa bu vazife vatandaşımızın aile kabristanlığı müstakil bir yerde. Ne zaman öleceklerini bilmiyoruz. Ama öbür taraf aile kabristanı olmayan vatandaşlarımız için kazıyoruz. Ve böylece de o bize çok büyük kolaylık sağlıyor. Sırada Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminleri var. Erzincan 1-2, Erzurum 1-3, Sivas 2-4, Gümüşhane 1-2, Bayburt 1-4, Giresun 7-9, Elazığ 0-6, Tunceli 2-3, Bingöl 0-5, Malatya 2-6, Yozgat 2-5, Amasya 2-4, Kars 1-5, Van 2-5, Ağrı 0-2 derece. Serbest piyasada dolar alış 5.36, satış 5.37, euro alış 6.08, satış 6.09. 22 ayar altın bilezik alış 194.73, satış 196.70, tam altın alış 1405.36, yarım altın alış 695.65, çeyrek altın alış 347.75'ten işlem görüyor.
Evet Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.